İyi akşamlar. Urla'nın değerli insanlarından bir tanesini daha size tanıtacağım bugün. Atilla gördük hocam. Kendisi aynı zamanda İskele Okulu'nda benim öğretmenimdir. Şimdi şöyle oldu. Geçen gün bir öğretmenler sendikası bir yemek vermiş. Yemekte hocamızı da davet etmişler. Kendisine bir ödül takdim etmişler. Ben onu sosyal medyada gördüm. Düşünülmüş olmasına çok sevindim. Mutlu oldum. Bunu düşünenler, bu davet edenler, kendisine bu ödülü verenlere de ayrıca teşekkür ederim. Yerini bulan bir hareket olmuş. Atilla Hoca, tabii Atilla Hoca benim ilkokulda öğretmenimdi. Benim üzerime geldi. İlkokul ben birdeydim. Daha sonra ikinci sınıfta sanırım geldi. Atilla hocamı ben şöyle özetleyeyim, şöyle başlayayım tanıtmaya. İlk geldiği günlerde şunu söyledi, hiç unutmuyorum. Çocuklar dedi, benim dedi yaşadığım memlekette dedi, koyunların dedi yünü bir karış yere değerdi dedi. Kağızmanlıydı, Kağızman'ın bereketinden bahsediyor. Bereketli toprak. Yani ülkemizin topraklarının çok bereketli olduğu mesajını veriyordu bize. Hep üretimden yana olan, kooperatiften yana olan biridir. Mesela ben kendimi hep şanslı hissederim. Bu şanslı hissimin içerisinde Atilla Hoca'nın da bir yeri vardır. Çünkü ondan almış olabiliriz bu düşünceleri. Atilla Hoca'mız üretim derdi ve kooperatifçiliğe çok değer verirdi. Yine hatıralarımda ben böyle aklıma gelince, yani daha önce bunları ne konuşayım diye düşündüğüm zaman benim aklımdan gider bazı şeyler. Ham haliyle konuşuyorum. Çalışmıyorum, yani ön hazırlık yapmıyorum. Aklımdakileri anlatıyorum burada. Aklıma gelen şeylerden sonra ben mutlu da oluyorum. İyi ki bunu hatırlamışım diye. Ama bazen de unuttuklarım oluyor. O zaman da filmi tekrar geri başa alamıyorum. Artık diyorum kaçtı o gitti. Şimdi şu geldi aklıma. Fakir Baykurt. Şimdi Atilla hocam bakın ta kaç yıl önce. İşte biz ilkokul 2. 3. sınıftaydık. Fakir Baykurt kendisi yedek subay öğretmenlik yaparken Fakir Baykurt'un önerisi üzerine öğretmenlikte kalın demesi üzerine onu dikkate alarak öğretmenlikte devam ediyor Atilla Hoca. Sonra da tabii bizim öğretmenimiz oldu. İskele'de bir teknesi vardı. Yalnız başına yaşardı. Ama arkadaşlığa çok önem veren bir hocamızdır. İskele'de çayırda Adıyolu'nun ilerisinde İzmir'e doğru sağda evi vardır. Bizim çayır yani mahallede komşumuz sayılır. Haluk diye oğlu vardır. Birlikte büyüdük. Çocukluk arkadaşımız, kardeşimiz gibidir. Suna diye bir kızı var. İngiltere'de yaşıyor. Bir de Merih diye en ufakları var. Biz bir aile gibi, biz ailemizin bir parçası gibi görürüz Atilla hocamızı. En büyük abimiz gibi görürüz yani. Ben Atilla hocamın bize örnek olmayacak hiçbir olumsuz hareketini görmedim. Görmedim. Atilla Hoca ciddi bir insandır. Bir yerde oturduğu zaman insanlar ona sadece saygı sunabilirler. Hiç konuşmasa dahi belli bir ağırlığı vardır. Gülmesi dahi ciddidir, samimidir. Evet, Atilla Hoca. Atilla gördük. Çok gençti, çok gençti. Şimdi geçen gün anılması, onun davet edilmesi, ona ödül verilmesi beni çok mutlu etti. Ben de tabii Atilla Hoca'nın ben tek tük öğrencilerinden biriyim yani. İlkokul öğretmeni olduğu için İskele'de. Ben iki defa eşimle beraber evlilik yıl dönümünde eşimle beraber çiçeğimi alıp gittiğimi hatırlıyorum evine.
Daha sonra tabii Öğretmenler Günü'nde bu devam etmiştir. Pandemide bir kesinti uğradı. O şekilde de bir buradan hatırlamış olayım. Tabii çocukluğumuza ait bir sürü anı var yani. Bir sürü okuldaki o etkinlikler, okul bahçesindeki yaşanmışlıklar. İskele Okulu aslında kilisedir yani. Kilise olan kısmı şimdi tellerle çevrili. Tabii ben onu orada öğrenciyken kilise olduğunu bilmiyordum. Sonra ileriki yıllarda öğrendim. Müstakil birinci sınıfımız vardı. 2 ile 3, 4, 5 onlar birleşikti. En sonda da şey vardı. Müdür odası vardı. En sonda da müdürün lojmanı vardı. Bir de İskele İlkokulu'yla ilgili bir anımı da anlatayım, bitireyim. Kompozisyon yarışması birincisi olmuştum ben. Ama mahalleler ve köyler kendi bulunduğu yerde kutluyorlardı bayramı. Beni 12 Eylül okuluna gönderdiler. Sabahleyin git dediler. 12 Eylül okulunun sırasına girdim ben. Şafak vardı. Gel geç miydi Şafak? Dinleyenler yardımcı olsun. Şofördü. Şafak'ın vefat etti geçen yıl. Şafak'la biz yan yana geldik. Hatta baktı dedi ki yeni mi geldin falan. Yok dedim ben dedim bir ödül alacağım. Yani meydana kadar sizin okulunuzla yürüyeceğim. Ben iskelede oturuyorum dedim. Gel gel yanıma dedi. O Şafak'la beraber yürüdük. Meydanda ben ödülümü aldım. Tekrar onun yanına o tebrik etti beni. Ve hiçbir zaman şey almazdı, para almazdı benden. Vefat etti. Allah rahmet eylesin orada. İşte Atilla hocamız bizim gurur duyduğumuz, öğretmenimiz olduğu için kendisinden gurur duyduğumuz bir öğretmendir. Kendisine uzun ömürler diliyorum hocama. Tabii buradan da kendimi en yakın zamanda kendisini ziyaret etmek konusunda kendimi görevlendiriyorum. Peki, iyi akşamlar.